Ama bir de şunu hemen hesaba katalım. Bu hafta ilginç bir hafta. Saat kaçta çıkacak kürsüye bilmiyorum Sayın Bahçeli ama Bahçeli Bahçeli kürsüye çıktığında enteresan olacak. İlyas bugün Bahçeli günü galiba konuşacak çatı. bildiğim gibi. Evet, Bahçeli günüydü. Yayına bağlanmadan önce ben onu dinliyordum. Hani baştan yukarı ne diyecek, ne söyleyecek. Yine malum biliyorsunuz Öcalan çıkışı, işte bu barış ve normalleşme süreci dediğimiz bu süreçle ilgili ne söyleyecek? Biz de merak ediyorduk. Dolayısıyla az önce zaten meclis grup toplantısı sona erdi MHP'nin. Yine 2 hafta önce tekrarladı o sözlerini. Arkasında olduğunu, hatta şu ifadeyi kullandı. Onu da bizzat onun ağzından söyleyeyim. Yaptığımız ve söylediğimiz her şeyin arkasındayız. Utanacak bir şeyimiz yoktur şeklinde Bak bir cümle kullandı. ben sana bir şey göstereceğim. Bir fırça izlettireceğim sana. Ali Gönder. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aranızda bir görüş ayrılığı var mı yok mu çözüm süreci konusunda? Bir görüş ayrılığı yaşıyor musunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la? Asıl mensubu kardeşlerin Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleğini bırak. Hadi. Teşekkür ederim. Bunu yeni gördüm, evet. Şimdi Bayağı bu sert bir meselenin çıkış olmuş. sert ve artık şunu gösteriyor. Yani gazeteci soru soramaz, mesleğini yapamaz. Mesleğini bırak demek kaşları çatık bir şekilde size bunu söyleyen MHP lideri. Yani Türkiye'de MHP'nin bir şey söylediği zaman hangi konuma düştüğünü tahmin edersin. Gencecik bir insana, öyle tahmin ediyorum muhabir olduğu için, görevini yapan bir insana, bir hanımefendiye karşı yumuşacık başlayan ama hat bildiren bir yaklaşım. İşte Türkiye bu. Hat bildirenler ülkesi. Dolayısıyla buradan nasıl bir barış iklimi doğar? Hani kimle barış yapıyorsun, kimi dövüyorsun tartışması da bence ayrı bir tartışma. Bir daha izleyelim istersen. Sonra senin yorumunu alacağım. Bence Türkiye'nin sadece bunu bile konuşması yeterli. Gündem bu. Çünkü artık Türkiye'de basın yok. Cevap vermeye kalksanız oradaki MHP'liler orada bir şey yapmasa bile sonra senin canına okurlar. Evine gidemezsin, tehdit edilirsin. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani bundan daha korkutucu ne olabilir? Barış sürecinin en barışçı söylemini bir daha izleyelim ve İlyas sonra yorumlasın. İlyas bir izleyelim Cumhurbaşkanı sonra sen Erdoğan'la yorumla. aranızda bir görüş ayrılığı var mı yok mu çözüm süreci konusunda? Bir görüş ayrılığı yaşıyor musunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'la? Asıl mensubu kardeşlerin Türkiye'yi tahrik edici, yanlış bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçsin. Geçemiyorsan mesleğini bırak. Hadi. Teşekkür ederim. Evet. Yani şöyle Enver Aysever, hani 2-3 haftadır özellikle MHP liderinin bir takım çıkışları var. İşte hem Öcalan'a yönelik hem işte bu normalleşme sürecine ilişkin. Ancak bilmiyorum, beklenen karşı taraftan, özellikle DEM tarafından istediği ya da istedikleri şey gelmeyince, her hafta dikkat ederseniz biraz daha ülke farklı bir noktaya doğru gidiyor. Biz daha önceki haftalarda daha farklı konuları konuşuyorduk. İşte en son İstanbul, sonra Urfa, Halfeti, Mardin ve Batman'a kayyumlar atandı. Dolayısıyla hani biraz o normalleşme artık sertleşmeye doğru gidiyor. İşte bu da az önceki sözler de biraz bunu gösteriyor. Dolayısıyla bu iş ilk haftalarda, ilk çıkış Bahçeli'nin ilk yaptığı açıklamalarda daha farklı konuştuk. Bu sürecin özellikle MHP tarafından gelmesini önemsedik ve bunun çok güzel bir yere doğru gideceğini söylemiştik hatırlarsan. Ancak bu tutum ya da bu şekildeki yanıtın yani beklenen bazı şeylerin iyi gitmediğini gösteriyor. Bu da onun bence bir yansıması. Dolayısıyla sanki bu önümüzdeki haftalarda o farklı havanın daha tam tersi bir şeyi yaşayacakmışız gibi geliyor. Umarım yanılıyoruz ama ben öyle görüyorum. Yani sanki iş tersine dönüyor gibi Enver Aysever. Bilmiyorum sen nasıl yorumlarsın ama.
Ben şunu söylemek istiyorum buradan. Hem seninle paylaşıp seni uğurlayacağım ama aynı zamanda da bu konuyu şöyle tamamlamak gerektiğini düşünüyorum. Birincisi basın mensubuyla gazeteci aynı seviyededir. Pardon, siyasetçi aynı seviyededir. Genel başkan dahil. Siyasetçi hesap vermekle yükümlüdür. Tek tek yurttaşlar hesap soramayacağına göre onlar nasıl milletin vekili olduğunu söylüyorlarsa gazeteci de milletin müfettişidir. Milletin hakikati arayan sesidir. Dolayısıyla üstlenci bir tavırla sen bana soru sorarsın, sen bana soramazsın, mesleği bırak falan haddine değildir. Hiçbir siyasetçinin haddine değildir. Gazeteciye had bildirmek hiçbir siyasetçinin haddine değildir. Gazeteci, gerçekten gazeteci ise ki oradaki etkinlik bir gazetecilik etkinliğiydi. Soru sorar. Doğru, eğri, yanlış. Buna hiçbir şekilde bir siyasi partinin genel başkanının, milletvekilinin vesaire böyle cevap verme hakkı yoktur. Bir kere bu bir. Eşit yerdedir ikisi. Gazeteci meslekten kaynaklı olarak bir tutum alır. Aynı zamanda da siyasetçi de yine bulunduğu konumdan kaynaklı bir tutum alır. Bunlar arasında astüst ilişkisi yoktur. Zaten problem fırça atma meselesi bu astüst ilişkisinden kaynaklanıyor. Bu bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, on değil. Hilal Köylü sormuş soruyu bu arada. Önemli bir gazeteci, mücadele eden birisi. Şimdi bu kepazelik karşısında normalde gazetecilerin artık hiçbir yerde ve hiçbir koşulda Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi etkinliklerini takip etmemesi, medyada göstermemesi ve ardından da bu sorunsala ortak tepki vermesi gerekir. Mümkün mü? Değil. Çünkü yandaşlar var, burada Hilal Köylü'yü hedef gösterecekler var. Bu fevkalade tehlikeli ve çok ayıplı bir tablo. Bunun altını çizmek istiyorum. Böyle giderse herkese ad bildirecekler. Herkese ad bildiren siyasiler olduktan sonra, toplumda ağzını açmadıktan sonra o zaman herkes daha iyini bulur. Diktatörlük kurumsallaşır diye düşünüyorum ben. Evet, Sefer, hani katılıyorum. Yani bir gazetecinin soru sorma özgürlüğü mutlaka olmalıdır. Sonuçta gazetecinin hani tarifini az önce sen yaptın. Onlar gerçekten milletin vekili ise bizler de bu mesleği iş olsun diye yapmıyoruz. Bu toplumsal bir iş. Gerçekten biz de o tarifini gerçekten beğendim. Yani milletin müfettişleriyiz bizler de. Bu soruları sonuçta sormakla görevliyiz. Ortada bir 3 haftadır kamuoyunu meşgul eden bir gündem var. Nereye evrileceği belli olmayan bir süreç var. Dolayısıyla bir tıkanıklık var mı yok mu gazetecinin? Tabii ki bunu sorma hakkı vardır. Dediğim gibi biraz da az önceki o perde arkasındaki bu işin farklı bir noktaya gitmesi belli ki Devlet Bahçeli'yi biraz gerginleştirmiş gibi. Bakalım önümüzdeki hafta umarım tam tersi bir şeyle karşılaşırız. Ya çok teşekkür ediyorum. Yine görüşeceğiz zaten. Ben teşekkür ederim. Süreçte bizi sık sık bir araya getireceğiz. Öyle görünüyor. Ben de 2 hafta sonra Diyarbakır'dayım. Zaten oturur sohbet ederiz. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Değerli dostlar, şunu bilmek gerekiyor. Devlet Bahçeli ve MHP tayfası Türkiye'nin sahibi olarak kendini görüyor. Ve aslında çok da haksız değiller. Ya MHP'nin kendisi ya da MHP'den üremiş, türemiş diyelim partiler Türkiye'nin her tarafını ele geçirmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye'nin sahibi biziz. Onların meşhur sloganı olan ya sev ya terk et diye bir tarif var. Ama bunun bir boyutu daha var. Nasıl seveceğini de o söylüyor. Ya sev ya terk et ama nasıl seveceğini de bana soracaksın diyor. Onların kafasında bir Atatürk var. Onların kafasında bir şey var. İşte sevme biçimi var. Onların kafasında bir gazetecilik biçimi var ve bu Türkiye'de bu hale gelmiş. Bir felaketle karşı karşıyayız. Basının bu durumda olması bir felaket.